söz verdiğimiz dualardan burada nedir efendim? Başına bir musibet, bela gelen kişi ne okuyacak? Ne okuyacak? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahümme ecurni fi musibeti ve ahlihni hayran minha. Bu o kadar acayip sahih hadis ve bu Kur'an-ı Kerim'de zaten istirca ayeti var. Rabbim sabredenleri müjdeliyor ama kuru kuruya değil. Tebessürü sabirin, hangi sabredenleri müjdele? اَلَّذ۪ينَ اِلَى صَحَبَتْتُ مُصِيبُ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا لِيَ رَاجِعُونَ. Böyle diyenleri, biz Allah'a aitiz, biz onun mülküyüz, bize istediğini yapar, biz ancak ona geleceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Ebu Hureyre'den gelen rivayette, sizin biriniz başına gelen her şeyde inna lillah desin, hatta ayağının, ayakkabısının bağı kopsa inna lillah desin. Çünkü orada fe inna amdelme sahip, o da musibetlerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinin eline ufak bir kıymık batmış, öyle inna lillah diye geliyor. Ayşe annemiz de büyük bir bela oldu zannetti. Bir de baktığında onun üstüne eline küçük bir şey kıymık girmiş. Dedi ya Resulallah, bu kadar inna lillah demenin sebebi bu muydu ya? Yani ufak bir şey. Buyurduk ya Ayşe. Allah dilerse küçüğü büyük eder. Allah dilerse büyüğü küçük eder. Yani adam kanser olur, her yerini sarmış. Allah onu iyileştirebilir. Ama küçücük bir şey bakar, oradan bir mikrop bütün beden gidebilir. Onun için biz onu ufak tefek demeyeceğiz. Başa gelen üzücü her şeyde ne diyeceğiz? Ceryan söylemesi. Hemen ne diyoruz? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Musibet. Bütün bunlar musibetlerdendir. Bu dua esas Allah'ın cürmü. Bu dua çok önemlidir. Ümmü Seleme annemiz, kocası sahabeden Ebu Seleme Hazretleri vefat ettiği vakitte Resulullah'tan işittiği bir dua var. Kocasının ölmesi kadına musibet. İnna lillahi okudu. Olsun Allah'ın cürmü fi musibeti. Arapçası burada bu dergide en iyi sevgilini sahibede. Ne demek? Ya Rabbi bu musibetimde bana sevap ver ve bana bundan daha iyisini, yani elimden çıkandan daha hayırlısını yerine ver. Bu duayı yaptım diyor. Müslüm hadisi ya, ben sahih kaynaklarda geçiyorum. Bu duayı yaptım, ondan sonra Allah bana daha hayırlısını nasip etti. Kimi nasip etti? Resulullah'a nasip etti. Kocasını vaat etti, kimin hanımı oldu? Resulullah. Neyle diyor? Bu duayı yaptım ya daha hayırlısını. İşte bak. Arabana bir şey oldu, bu duayı yaptım, daha iyisin. Hangi başına bela geldi, evine bir şey geldi, çocuğuna bir şey oldu, hastalık geldi, bu duayı yapıyorsun hemen. Çok daha hayırlısını Allah nasip edecek inşallah. Mesela evvelce bir hastalık geçirdin, şimdi iyileştin. Fakat aklına geldi, aklına gelir gelmez bu dua. Diyor ki aynı başına hastalık geldiğinde ne sevap alırsa bu duayı ne kadar okusa o kadar bir hastalık kadar sevap alıyor yine. Her okuduğunda. Ben keşke okuyabilsem, işte ben de biraz unutuyorum. İnsülin yaparken işte iğneyi batırınca aklım başıma geliyor. Fakat tabii bazı yine telaştan unutuyorum. Bazı her iğne yaparken okusam 25 senedir çok sevap alırım. Çünkü ilk hasta olduğumdan beri bu devam ediyor. Hepimizin böyle vardır ama bitse bile hastalık, yine biz onu hatırladığımız zaman bu duayı okuyacağız inşallah. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, benim ümmetime öyle bir fazilet verildi ki hiçbir ümmete nasip olmadı. O da nedir? Başlarına bela gelende inna lillah demeleriydi. Çünkü Yakup aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam'ı kaybedince ne dedi? Ya sefa ala Yusuf. Ey gidi Yusuf'tan dolayı başına gelenlere dedi. Demek onlara inna lillah öğretilmemişti. Eğer öğretseydi Yusuf, Yakup aleyhisselam onu okuyacaktı. Anladınız mı? Ya bu çok önemli. Efendim İbn Abbas'tan rivayet ediyor. Her gün başına bir musibet geldiği zaman inna lillah duasını okursa Allah musibetini telafi eder. Akıbetini güzelleştirir. Ona memnun olacak iyi şeyler aldığından iyisini nasip eder. Ya şimdi bazı insan diyor ki bundan iyisi de olur mu? Ya Allah yapamaz olur mu yani? Ya bundan iyisi de olur mu diyorsun? Verir Allah-u Teala. Daha iyisini nasip eder. Çok başımıza geliyor sıkıntılı işler. Nelerimiz kayboldu yani. Başımıza ne sıkıntılar geldi hayatta. Ama Allah bize inna lillah demeyi nasip eylesin. Amin. Dört şey var. Bunlar kimde bulunursa Allah ona cennette bir köşk binaden işlerinde efendim bütün işlerinde kelime-i tayyibeye yapışacak buyurun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Başına musibet geldiğinde inna lillah ve inna ileyhi raciun. Mühlet verildiğinde
elhamdülillah. Güneş dediğinde estağfirullah. Devamlı zikir, devamlı Allah ile. Allah'ın kontrolünde ve takibinde olduğunu hatırlamak meselesi. Rabbim bu bakıyor. Bu kul benden haberdar mı? Beni aklına getiriyor mu, beni unuttu. Sen unutursan o da sana unutma muamelesi yapıyor, seni terk ediyor. Nasıl yaşayacağız? Onun için belalardan kurtulamıyoruz. Sen hatırlarsan tezkuruni tezkurkum. Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Siz beni hatırlayın, ben de sizi hatırlayayım. İnşallah Rabbimiz fazl-ı keremiyle cümlemize bu istircağı, inna lillah duasını peşine gelen duayla birlikte her musibet başımıza geldiğinde hatırlamayı nasip eylesin. Allah'ımızı unutmaktan bizi Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Amin.